İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısının üzerinden 10 saat geçmeden yakalanan PKK-PYD'li terörist Ahlam Elbeşir, pazartesi gününden beri Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorgulanıyordu değerli izleyenler. O hainle birlikte 50 şüpheli daha şube müdürlüğünde tutuluyordu. Şüpheliler adliyeye sevk edilmeden önce sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirildi. Şimdi ayrıntılar için muhabir arkadaşımız Özlem Aktay'a gidelim hemen. Özlem, söz sende. Günem, sıcak bir gelişmeyle başlayalım. İstanbul'da İstiklal Caddesi'nde terör saldırısını gerçekleştirenler bugün adliyeye sevk ediliyor. Sabah saatlerinde önce 50 şüpheli, olayın ardından gözaltına alınan 50 şüpheli İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden çıkartıldı. Öyle ki önce sağlık kontrolüne götürüldü, ardından da adliyeye sevk edilecek. Kadın terörist içeride ifadesi alındı. 3 gün boyunca pazartesi sabaha karşı 3 sularında Küçükçekmece'de gözaltına alınmıştı. Ardından İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilmişti. Ve avukatı aracılığıyla verdiği ifadede o terör saldırısını gerçekleştirdiğini anlattı. Hemen detaylarını da aktaralım. Türkiye'ye yönelik eylem yapmak amacıyla talimatlandırıldığını ve Münbiş'te 2 ay kalarak daha sonra Afrin İdlib üzerinden Türkiye'ye kaçtığını beyan etmişti. İşte o terör saldırısı sonrasında ne acı ki 6 kişi, 6 masum insan hayatını kaybetmişti. Tabii o kadının yanında, kadın teröristin yanında bir de işbirlikçisi vardı. O da bütün bombayı hazırlayan, aslında kadınla birlikte İstanbul'da terör saldırısı için ortak hareket eden kişiydi. Etrafında sözde kocam diye tanıtmıştı. Aslında kadın terörist, o diğer erkek teröristi. Olayın ardından, terör saldırısının hemen ardından insan kaçakçısıyla Edirne'ye kaçtı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de işte o teröristin peşinde. Özlem, çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Özlem Aktay ve kameraman arkadaşımız adliyede haber nöbetine devam ediyorlar. Gelişmeleri oldukça aktaracağız elbette.